Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Daha Antalya'dayım. Bugün beraber semt pazarını, Lara Sosyete pazarını gezeceğiz. Yürüyün bir başlayalım. Burası pazarın girişi. Benim babacım da öyleydi. Hem beraber biraz bir fiyatlara bakalım. Mesela burada 2 kilo domates 50 lira. Bu giriş köylü pazarına benziyor. Teyze de diyor her şey çok pahalı diyor. Patates 20 lira, 18 lira. Soğan 15 lira kilosu. Artık ucuzluğunu, pahalılığını siz karar verirsiniz. Bal kabağı var, kilosu 30 lira. Evet. Bu yeşilliklerde fiyat yazmıyor. Şurada bir fiyat gördüm. Pırasa kilosu 25 lira. Şuradan bir içeri gireyim. Karşıda hurma var. Yalova kivisi. Çilek var. Domates var. Vallahi galiba pahalı ki hiçbirisinde fiyat yazmıyor. Burada lahana tanesi 30 lira, 40 lira. Hurma var. Hatay hurması diyor. Kilosu 50 lira. Karadeniz yerli kivi var. Kilosu 60 lira. Her hafta 10 tane alırsın herhalde. Şu anda da kış sezonu ama hani şöyle baktı mıydı biraz bir pahalı geldi. Yani çünkü şunu da göz önünde bulunmam gerekiyor. Yani Antalya üretim yeri. Oo, burada bunun ne kadar kilosu abim? Çile? 120 lira. Ne kadar? 120. 120 yeni çıktığı için tabii biraz pahalı. Ne patates 22 lira. Soğan 13 lira. Burada domates var 30 lira. Burada elmalar var, çeşit çeşit elma kilosu 25 lira. Şöyle mandalinalar kilosu 10 lira. Mandalina uygun fiyatı. Burada iri domatesler var. Kilosu 25 lira. Buraya gelip de muz almamak olmaz. Gazi Paşa muzu, yerli muz. Sap sarı gördüğünüz gibi. Biraz kasıyor. Şimdi bir de yukarı tekstile çıkacağım. Bu
Orada bir kat daha var. Yukarıda anladığım kadarıyla tekstil var. Şöyle yine pazarı göstereyim. Yani bayağı da kalabalık, esnaf da kalabalık, müşteri de kalabalık. Şu anda öğlen vakti. Şimdi burası tekstil katı. Bakalım ne var? Bana yarayacak bir şey var mı? Bulabilirsem bir monta bakacağım zaten. Buralar hep bayan. Şu arka tarafta mont gördüm. Yani aslında aradığınız her şey var. Tabii sosyete pazarlarında fiyatlar uygun oluyor. Lakin böyle aramanız gerekiyor. Arada bayağı güzel markalar da bulabiliyorsunuz. Mesela burası parça 70'ti. Burası parça 30 lira. Sweatshirtler var. 200 lira. 200 lira fiyatı gerçekten uygun. Şunların mesela önünde fermuar olsaydı tam bana göre alırdım bir tane. Ama fermuar yok. Burada bir Adidas var. Ya kalitesi de güzel yani, belli. 200 lira gerçekten kalitesi de çok güzel. Fermuarlı bulsaydım alacaktım. Belki çatar ama mont görmüyorum. Mont görmüyorum. Karşıda formalar var. Bunlar çocuk. Kotlar. Mavi jeans var burada. Fiyat yazmıyor. Şöyle devam yürüyelim. Burada yine 200 liraya sweatshirtler var. Bakalım bunların arasında fermuarlı bulabilecek mi? Bayan olmak lazım. Dalıyorlar böyle. Yani ben biraz utangaç uğraşıyorum. Mesela şurada Zara, Mango falan varmış marka olarak. Buradaki üstlük mesela 150 lira. 200 liraya bu güzel. Şimdi bu olursa bunu alacağım. Kalitesi de güzel. Sweatshirt'ı şimdi 200 liraya aldım. Fiyatı uygun geldi. Kalitesi de güzel. Yani böyle ucuz mesela oluyor. Ama kalitesi iyi olmuyor. Bunların kalitesi güzel. Kapalı yolda 1500'den aşağı bunları alamıyorsunuz. 200'e aldık. Bakalım Almanya'ya gidince bir yıkattırım ben onu. Ondan sonra giyeriz. Evet, burası da bayan. Ama yine de bir mont bakacağım. Ama mont yok. Böyle burada yine parçalar var. Zara, Mango'ymuş. 100 lira. Burası bayanlar için. Karşıda yine Zara 150 lira parçası. Hatta bu kadar. Şimdi yine bir aşağı inip bir bakalım aşağıda ne göreceğiz, ne bulacağım. Şöyle bir göstereyim yine etrafı. Peynirci bayağı kalabalık. Ola ben bağlamadım arkadaş, daha da yuvarladım. Bir de bağırdım, gavurdum etsem ayıp etme. Tamam, bir tane düşünüyorum.
Valla burası ne böyle? Kimmet efendim. Şu cisim. İki tane. Durmuyorum zaten. Şimdi akşama kadar. Evet, burası yine pazarın çıkışı. Buradan pazara girdim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir beğeni veya bir abonelik bırakabilirsiniz tabii ki. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.